Bir daha var efendim. Fahrettin Odabaşı, eşi ve babası aramızda. 25 Ağustos'tan beri kayıp efendim. 43 yaşında iki çocuk babası. 25 Ağustos günü Ankara'daki evinden dışarı çıkıyor. Mahallede bir süre dolaşıyor. Şizofren teşhisi konulmuş kendisine. Bunu söylemek istiyoruz çünkü demek ki bir hastalığında, bir atak döneminde, yoksa evinden kaçıp gidecek birisi değil. 7-8 yıl önce bu hastalığın teşhisi konulmuş. Daha evvel dışarı çıktığında evine tekrar geri dönüyormuş. İlk defa kaybolmuş. En belirgin özelliği çok konuşuyor. Herhalde biraz da anormal olarak, değil mi? Dağınık konuşuyor. Dağınık Evet, dağınık konuşuyor. Düşünceleri. Çok konuşuyormuş. Gördüğü insanlardan sürekli sigara istiyor. Askerlik anılarını anlatıp yeniden askere gittiğini söylermiş. Beyninde kireçlenme olmuş. Hareketli biri, bu nedenle kapalı mekanlarda duramıyor. Kıyafet giymekte güçlük çekiyor. Sürekli eşofmane tişörtle dolaşırmış. Yine üzerinde de mavi tişört, eşofmane spor ayakkabı var. Yani MOBESE kameralarını incelemişsiniz falan ama maalesef bir haber maalesef MOBESE'lerde bir şey bulamamışsınız. göremedik. Ankara nereden bahsediyoruz? Ankara'da neresi? Yeni mahalle. Ankara Yeni Mahalle. Yeni mahalle. Şentepe semti yani. Ama bir şey söyleyeceğim ya. Ağustos ayından bu yana mutlaka kurumlardan, hastanelerden birindedir. Acaba bir şey mi oldu? İletişimsizlik mi oldu? Yani bu bahsettiğiniz ne denir? Yani fotoğrafladığımız kişi çok ortalarda anladığım kadarıyla tek başına dolaşamıyor. Değil mi? Tek başına yaşayamaz. Evet, yaşayamaz. Yaşayamaz tek başına. Mümkün değil yani. Bunun ihtiyaçlarını gidermesi lazım birinin. Evet. Belki devletin elindedir. Emineciğim, sen eşi misin? Canım benim ya. Nasıl ağlıyor? Kıyamam ben sana. Kaç yıllık evlisiniz? 20. 20 yıllık evlisiniz. Dur bakalım. Yine şimdi arkadaşlarımız reklam arasında girişlerde çıkışlarda gösterilen hastane ve... Baktınız mı? Tamam, bakalım, soralım. Oraya da fotoğrafını gönderelim, her yere gönderelim. Ya bence bir yerdedir, devletin bir kurumundadır. İnşallah da öyledir. İnşallah. Ay, ağlam Emineciğim. Aslında sana bir şey söyleyeceğim. Çok zor yani, biliyorum yaşadığın ama ilaçlarını alsa falan, değil mi? Normale dönmüyor mu hani ya, ilaçlarını kullandığında? Ha? Çok hastaydı. Kullandığında çok da aynı. Çok zayıftı, bünyesi falan, kilo kaybı vardı. Çok zayıftı. Dur üzülme. İlla ki kötüyü getirmeyelim aklımıza. İnşallah devletin bir kurumundadır. Ya hastanesinde ya da hani bakım evinde falan. Evet. Öyle bir şey yaparız şimdi. Biz bakarız ona. Tamam mı? Kıyamam ben senin gözyaşlarına. Allah'tan ümit kesilmez canım. Biraz sabırlı olun. Ama fotoğrafı hiçbir inşallah iyi haberler alacağız. Hiçbir görgü tanığı yok. Ama hiç kimse çok hızlı bir şey hareket yapamıyor. Ediyor falan. Bulur şimdi bizim izleyicilerimiz onu. Bilmiyorum, inşallah Mügan. Bulursanız siz bulursunuz, tek ümidim sizsiniz. Sağ ol, gösteririz de bulana kadar ararız, sen merak etme, tamam mı? Anneler de çok ümitsizlerdi ama ne oldu, onlarınki de bulundu. Hayatta olsun da, hayatta olanı bulmamız biliyorsunuz. İnşallah. En fazla birkaç gün sürüyor. İnşallah, size çok güveniyorum. İnşallah, inşallah bir kurumdadır, öyle ümit ediyorum. Sağ salim.